Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi geldik. Bu videomuzda da yamukla ilgili klasik sorular çözeceğiz arkadaşlarım. Her soruda yeni bir bilgi öğreneceksiniz. Lütfen dikkatlice her soruyu tek tek dinleyin. Hatta mümkünse aynı benzer sorular gördüğünüzde videoyu bir durdurun. Siz de PDF'nizin üstünde, kendi kağıdınızın üstünde işlemi bir yapın, bir deneyin, çözmeye çalışın. Olmadığı takdirde benim çözümümü de izleyin arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz dostlar, bakalım ne diyor? AE EB'ye eşitmiş. Bakın bunlar birbirine eşit. Yamukmuş bu ve bir paralelmiş şu EF de. Tabanlara paralel çizilmiş. Dolayısıyla bu tarafı ikiye böldüyse ne diyordu Thales amca? Bu tarafı da ikiye bölecek. Ve bakın bu EF'nin ismi orta taban demiştik dostlarım. İşte bu adam artık bizim için orta taban. Şimdi alttaki kenarı soruyor bize, x demiş buraya BC'yi ve biz bu orta tabanın uzunluğunu nasıl buluyorduk 10 santimi? Üst tabanla alt tabanı toplayıp 2'ye bölüyorduk. Mevzu bu işte. Buradan 20 eşittir 7 artı x olur. 7'yi attığımda da Bursa eşittir x gelir. İkinci sorumuz yine bir kural sorusu. Böyle bir soru sınavda çıkmaz ama arkadaşlarım yine de bir çözelim biz bunu da. Hani kurala alışıyoruz, amaç bu. Ne demiştik dostlar? Şuradaki KL uzunluğu her zaman şöyle bulunacak demiştik. Tabanları birbirinden çıkartıyorsunuz, 2'ye bölüyorsunuz dostlarım. Yani 20'den 8'i çıkar, 2'ye böl. 12 bölü 2'den Adana'yı paketledim kardeşler. Yine bakın aynı soru. Bence hemen siz çözün bunun. Cevabını söyleyin. Hatta birçoğunuz kafanızdan bile yapmış olabilirsiniz. Ne diyeceğiz? 11'den 5 çıktı. 2'ye böldüm. 6 bölü 2'den Ceyhan'ı paketledim dostlarım. Evet, yine bir kural sorumuz dostlarım. Bakın yan kenarlardan çıkan açıortayların arasındaki açı 90 dereceydi. Bu bir. Burada birkaç tane farklı adımlar vardı değil mi? Önce 90 dereceyi yazdım. Sonra bu tam 90 dereceden paralel olan kenarlara çizilen bir paralel doğru. Bak şu F'den çizilen bu paralel doğru her zaman orta taban olacaktı. Yanları 2'ye bölecekti bu 2'yi. Madem ki orta taban alttaki ile üsttekinin toplamının yarısı uzunluğuna eşit olacak. Yani 16 bölü 2'den 8 santim olmalıdır bu orta taban uzunluğu. 4'ü buradaysa buraya da 4 kaldı. Son olarak bir de burada dostlarım bakın dik açıdan çıkan kenar ortaydan dolayı muhteşem üçlümüz vardır ki bu da 4, bu da 4 geldi dostlarım. Toplam 8 santim çıktı sorunun cevabı. Sakın ha orta tabana eşitmiş diye düşünmeyin, tamam mı, buradaki kenar? O şansa çıktı arkadaşlar. Evet, yine aynı kuralı yapacağım ama hem sol taraftan hem sağ taraftan yapacağız. Önce soldakini yapayım. Bakın iki açıortayın arasındaki açı 90 dereceydi. Ben buradan çizdiğim şu paralelmiş. Paraleli biraz uzatırsam muhteşem üçlü yapıyor demiştik, gösterdim. Yani burası 4, burası 4, burası da 4 oldu. Şimdi aynı şeyi bu tarafta yapıyorum. Çizdim dikliğimi, orta tabanımı uzattım ve dedim ki muhteşem üçlü yapacak. Burası 5, burası 5, burası 5 geldi. Ve bakın orta tabanı bulduk. Toplam kaç çıktı arkadaşlarım? 4, 3 daha 7, 5 daha 12 geldi orta taban. Ve ben bu orta tabanı nasıl buluyordum? Üst tabanla alt tabanı yani AB ile DC'yi toplayıp 2'ye böldüğümde biz orta tabanı buluyorduk. 2'yi attım 12'nin yanına çarpı durumunda. 24 eşittir AB ile DC'nin toplamı geldi. Zaten bakın bize de onun toplamını soruyor. Cevabımız Denizli'den çıktı dostlar. Evet. Üçgende söylediğimiz bir taktikti bu arkadaşlarım. Bir şeklin bir kenarı bile ikiye bölündüyse aklına orta taban gelecek demiştik. Bakın E noktasından bir kenar ikiye bölünmüş. Hemen E'den şöyle bir paralel doğru çizersem dik yamuk olduğu için burası da 90 derece olacak. Ve bu çizdiğim mutlaka ama mutlaka orta taban olacak değil mi? Yanları ikiye böldüğü için. Hatta bu tarafı da 8-8 diye böldürelim.
Bakın burada 8, 15, 17 üçgeni çıktı. Burası 15 geldi ve biz orta tabanı 15 bulmuş olduk böylelikle. Peki orta tabanın formülü neydi? Üst tabanla alt tabanı topla 2'ye böl. Yani x ile 12'yi toplayıp 2'ye böldüğümde 15'i vermeliymiş. Hemen 15 ile çarptım 2'yi. 30 eşittir x artı 12 oldu. 12'yi çıkarttım 30'dan. Ceyhan geldi sorunun cevabı. Evet, şu kerataya bakalım hemen dostlarım. Bakın EF orta taban söylemiş zaten soruda. Yanları da 2'ye böldüğünü göstermiş bize. Buna göre yamuğun alanı nedir diye soruyor dostlarım. Şimdi şuradan da biz yamuğun yüksekliğini bir çizelim. Önce bir yamuğun yüksekliğini bulalım dostlarım. H dediğimiz uzunluğu. Ki şuradaki 4 H'ın üçgendeki orta tabanıdır, değil mi? Bakın burada bir üçgenimiz var. Görün bunu. H dediğim şey, ya daha doğrusu şu 4 dediğim H'a paralel bir çizgi ve bir kenarı 2'ye böldüyse mecbur burayı da 2'ye böler. Ama beni ilgilendiren kısım 4 ise yüksekliğimin 8 olacağıdır arkadaşlar. Şimdi yamuğun yüksekliğini bulduk. Alanını soruyor. Alanı şöyle de bulabileceğimizi söylemiştik hatırlarsanız bir önceki videomuzda. Orta tabanla yüksekliğin çarpımıdır demiştik arkadaşlarım. Yani 8 ile 9'un çarpımıdır. Bursa'yı işaretledim gobeller. Evet, bakın yamuğun içi boş verilmiş dostlar. Görüyorsunuz bu x ile 50'nin olması yamuğun içinin dolu olduğu anlamına gelmiyor. Genelde böyle yamuğun içi boşsa biz ne yapacağız demiştik sizinle. Şu sağ üst köşeden yan kenara paralel olan doğruyu çizip şurayı burada bir paralel kenar oluşturacağız. 5 ise burası da 5'tir. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. Burası da x'tir dedim. Ve bakın 15 ise şuraya da 10 kaldı dedim dostlarım. Burada bir ikizkenar üçgen çıktı haliyle. Tepesi 50 ise taban açılarına, yani şu eşit açılara 65 65 kalıyor toplam, 130 olması için 50 ile birlikte 180 yapıyorlar. 65'in dış açısını soruyormuş bize. 180'den çıkartıp Bursa'yı paketledim gobeller. Evet, yine içi boş bir yamuk görüyorum dostlarım. BCD zaten yazmış şeklin üstüne alfaya 2 alfa şeklinde. X kaçtır diye bir soru soruyor. Hemen şuradan yan kenara paralel olan doğrumu çizdim dostlarım. Bakın bunu çiziyormuşuz hemen. Paralel kenarı oluşturduk. Şimdi burası da 7. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. Alfa ise burası da alfa. O halde buraya da mecbur alfa kaldı. Dostum bir de şu Z harfini görsene ya. Bak bitirdik soruyu. Şurası da mecbur alfa geldi, değil mi? Şuna eşit çünkü alfa oldu. Bak burası da ikizkenar çıktı. Demek ki madem ki ikizkenar, o halde bu da 11. Bize toplamını soruyor x dediğimiz yer. 11 ile 7'nin toplamı. Ceyhan'ı paketledim gobeller. Evet, yine yamuğun içi boş. Hemen yapacağınız hamleyi artık biliyorsunuz kardeşlerim. Şuradan paralel bir doğru çizelim hemen. Şurası x. Burası 6. 13'müş tamamı. 13 eksi x oldu burası da. Şimdi soruyu okuyalım. Bu haliyle çünkü şu anda yapacağım hiçbir şey yok soruda. Böyle kalıyor. Bir şeyi eksik okumuş olabiliriz. AD ile BC dikmiş. Onu görelim. AD BC'ye dikmiş arkadaşlarım. Yani biz bunları kesiştirdiğimizde şöyle kesişiyorlarmış bir yerde. Ve şurası 90 dereceymiş. Dik kesişiyorlarmış. Bak biz bunu paralel çizdik ya canım kardeşim. Yöndeş açıları görün. Şu ikisi yöndeştir. Demek ki burası da 90 dereceymiş dostlar. Evet, artık soruyu şimdi gönül rahatlığıyla çözebiliriz. Doğru yaptık değil mi? AD ile BC dikti. Tamam, doğru söyledik. Evet, burası da 90 derece geldi. Hadi yapalım şuradaki Pisagorumuzu şimdi. Ne diyeceğiz? 6'nın karesi 36. 3 kök 5'in karesi 9 çarpı 5'ten 45. Topladım 1. 81 yaptı ikisinin kareleri toplamı. Demek ki burası 9'muş dedim.
13 olması için toplamının 9 buradaysa şuna da 4 kaldı. Bursa'yı paketledik dostlar. Fazla gittik. Evet, bakın yine yan kenar ikiye bölünmüş. Fark edin dostlarım bunu hemen. Yan kenar ikiye bölündüyse bizim aklımıza önce orta taban yapmak gelecek. Hemen şuradan paraleli çizdik. Dedik ki burası da ikiye bölündü. 9, 9. Bakın burada bir dik üçgen var. 9, 12, 15 üçgeni. Aynısını çözdük neredeyse, değil mi dostlarım? Bize x ile y'nin toplamını soruyor. Biz orta tabanı biliyoruz. Ve bu orta tabanı nasıl buluyorduk? Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısıydı. Hemen 2'yi buraya atarsam 30 eşittir x artı y geldi. Evet, bakalım bu ne diyor? 50 var, 40 var, x var. Buna göre x kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şöyle birazcık daha aşağı indireyim ben bunu. Çünkü şunu yapacağım dostlar. Bakın 50 ile 40'ın toplamı 90'dır. Ben bunu üçgene tamamlarsam meğersem bu bir dik üçgenmiş diyeceğim. Şuraya da 90 kalacak, değil mi? 50 ile 40 90'sa buraya da 90 kaldı diyebilirim. Şimdi bu dik açıdan bakın şu tam E'ye çizgimi devam ettirirsem şöyle X'de devamı olacak. Şuraya geliyor. Burası bir kenar ortay oldu, değil mi arkadaşlarım? Hem küçük dik üçgenin hem de büyük dik üçgenin kenar ortayı. Küçük dik üçgene bakarsanız muhteşem üçlümüz var, değil mi dostlar? Bak kenar ortay ne yapıyordu? Hipotenüsün yarısına eşit olacaktı. Burada 3. Büyük dik üçgene baktım. Bu kenar ortay muhteşem üçlü yaparsa 9, 9. Kendi de 9 olacak. 3'ü yukarıdaysa buraya da 6 kaldı. Cevap Ceyhan'dan paketlendi dostlarım. Evet. ABCD bir yamuk. 4 var, x var. BK, CK'nın 3 katıymış. Şuna K, şuna da 3K dedik dostlarım. 4'ü x'i soruyor bize. Bakın ne yapıyorum şimdi kardeşler. Şu D'den 4'e paralel bir doğru çiziyorum. Diyorum ki mecbur bu tarafı da 2'ye bölecek paralel olduğu için. Ve 4 buranın orta tabanı oldu. O halde bu adam 8 oldu kardeşler. Mecbur. Şimdi aynı şeyi burada da yapalım. Şuna paralel çizelim biz dostlarım şuradan. Şöyle bir paralel çizelim. Burada da aynı muhabbeti yapacağız. Bakın 3 bölü 4 muhabbetimiz var. O halde buraya 3A dersem burası 4A gelecek. Ve bununla bu birbirine paralel olduğu için paralel kenar çıkıyor şu ortada. Her ne kadar ben çarpık çırpık çizdiysem de. Çünkü bununla bu birbirine paralelse mecbur bunlara paralel olanlar da paralel olacak. Demek ki 4A 8'miş, A 2. Bana 3A'yı soruyordu, 6'yı paketledim. Evet, bakalım ne diyor? Açıortay, açıortay denmiş bunlara. DC paralelmiş AB'ye. Dostum, açıortay varsa hemen Z kuralı yapın demiştik, değil mi? Konu anlatım videosunda bir öncekinde. Hemen şurada Z'yi yaptık. Buradaki açının da noktalı açı olduğunu gördüm. Demek ki burayla burası eşit. Yani burada X. Bakın burada da bir açıortay var. Burada da Z kuralı yapacağım o halde. Şöyle tersten Z'miz var burada. Bu da çizgili açı olacak. Demek ki 7 ise burası da 7. Şimdi bize AB'yi 19 vermiş. Şuranın tamamı 19 ise X'in 12 olması lazım. Çünkü bu tarafı 7 idi dostlarım. Evet. Yine bakın açıortayı gördük. Böyle yan kenara geldiyse bunu biraz uzatın dedik hatta konu anlatım videomuzda bir önceki videoda. Ve Z harfi yapacaktık dostlarım. Z'yi yapınca burası çizgili açı oldu. Dolayısıyla bakın şunlar ikiz kenar üçgenin eşit açıları. Burası 6 ise burası da 6 gelecek mecbur. Şuraya 4 kaldı. Ve şimdi şu kelebek üçgeni görürseniz dostlarım şurada bir kelebek üçgenimiz var. 4'e 8'miş kelebeğin oranı, 1'e 2'dir yani. Şuraya K dersem burasının 2K olduğunu fark ettim. Ve benden de bakın CE K, EB 2K oranını istiyor. 1 bölü 2'yi Edirne'den işaretledim dostlarım. 16. sorumuz. Dedik ki yamuğun köşegenleri dik kesişiyorsa bu zor sorudur. Ama sen yapacağın şeyi biliyorsan da dünyanın en basit sorusu haline döner.
Ne demiştik? Sağ alt köşeden AC kenarına paralel olacak şekilde doğrunu çiz. Üst tabanla da birleştir. İşte yapacağın şey bu. Ve şurası 90 derece olduğu için U kuralından bu da 90 derecedir. Şu dik üçgen bize olayı bitirecek şimdi dostlarım. Şimdi X ise paralel kenarı yapalım önce. Şurada bir paralel kenar var. Burada X. Şimdi AC'yi biliyor muyum? Evet, 4 kök 3'müş AC. Paralel kenar olduğu için burası da 4 kök 3. BD'yi de 11 diyebiliyormuşuz dostlarım. Bakın burası da 11. Gelin şimdi şu dik üçgenden soruyu bitirelim arkadaşlarım. 11'in karesi 121 artı 4 kök 3'ün karesi 48 eşittir. Bunlar 169 yapar. Şuranın karesine eşitti değil mi Pisagor'dan? 169 neyin karesiydi? 13. O halde burası 13'tür. 3 buradaysa buraya da kaldı 10 dedik. Cevap Denizli'den geldi dostlarım. Evet, dik yamuk. Dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa şunu yapacaktık. Hani normalde bakın şöyle de söyleyebilirsiniz. Hani formül aklında değilse dik kesişen tüm şekillerde, tüm yamuklarda şu hamleyi yapabilirsiniz. Bunu çizip işte buradaki 90 derece şu dik üçgen sayesinde soruyu çözebilirsin eğer istersen. Ama hani kural aklındaysa neydi? H kare tabanların çarpımına eşitti. Yani 12'nin karesi 144, 8 çarpı x'e eşit. Demek ki cevap 144 bölü 8'miş x'imiz. Bunu da düzenleyelim. 2'ye bölelim 4, 2'ye bölelim 72. Bir daha 2'ye bölelim, bir daha 2'ye bölelim. 36'ya 2, 36 bölü 2'de 18 diyelim. Evet, bakın ikizkenar üçgen görünce hiç düşünmeden ne yapacaksın? Tabanına bir kere dikliği indireceksin dedik. Burayı 9, 9 diye böldü. Ve bak burada bir dikdörtgen oluşturduk değil mi? Şurası 11 ise burası da 11 olmalı. 2 kaldı x'imize. Dik yamuk, klasik hamlesi neydi? Şuradan aşağıya bir diklikte biz indirecektik. Hadi indirdik. Dikdörtgeni oluşturduk. Burası 2'dir. Burası 5'tir. Bu da x'tir. Ve bakın siz aslında diklikten diklik indirmişsiniz dostlarım. O halde Öklit yapacağız değil mi kardeşler? Hadi yapalım. X kare eşittir 2 çarpı 5. Yani 10. X kare 10 ise x kök 10'dur. Tamamdır bu da. Yine dik yamuk görüyoruz hocam. O halde hemen şuradan aşağıya dikliğimi indirdim. Bakın buradaki üçgen bu sefer 45, 45, 90 çıktı. 6, bu da 6, bu da 6, burası y. Şurası o zaman x eksi y ki bana zaten x eksi y nedir diye soruyor. 6'yı bulmuşum bile ben. 21 numaradayım. Yine bir dik yamuk görüyorum dostlarım. Şuradan aşağıya dikliğimi indireceğim diyorum o halde. Hadi indirelim. Şuradan aşağıya bir diklik indirdik. Şimdi burada bir dik üçgen var. 2, 2 kök 5 var. O halde burası kesin 4 olmalı. Benim hatırım için ezberlemiştiniz bunu. Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katıydı hipotenüs. Buraya da bunu yazmış olalım. Sonra dostum şurası 90 eksi alfadır. Bunu söyleyelim. Şu 2 ise bu da 2. Bu 4 ise bu da 4. Bunu yazmış olalım. Şurası 90 eksi alfa. O halde buraya alfa kaldı. Bunu da söyleyelim. 2 alfa var. 90 var. O halde şu açı 90 eksi 2 alfadır. Bak gereksiz bilmediğim, yani gördüğüm her şeyi yerleştiriyorum dostlarım. Sonra can kardeşim bak şuraya bak. Şuranın tamamı alfa ile 90 eksi 2 alfanın toplamı oldu. Yani 90 eksi alfa geldi burası dostlarım. Şu açı meğersem 90 eksi alfaymış. E diyorsun ki hocam bu da 90 eksi alfa. O halde meğersem bu bir ikiz kenar üçgenmiş. Şurası x ise burada x'tir. Şuraya x eksi 2 kaldı diyebilirim. Artık şu üçgene bakıyorsunuz dostlarım. Bir kenarı 4 ise acaba 3, 4, 5 olabilir mi diye şüphelendim. X'e 5 desem burası 3 oluyor mu gerçekten? Evet, 5 eksi 2'den 3 oluyor. Demek ki x
Gerçekten beşmiş, yapıştır gelsin. 22 dostlar, bakın ardışık iki açıdan çıkan açıortayların arasındaki açı 90'dı, bu 1. Ben buradan paralelimi çizdiğimde, ki paralelmiş, dik dik oldukları için paralel. Bu çizdiğim paralel yan kenarları 2'ye bölecekti. 6, 6, işte 5, 5 gibi burayı da 2'ye bölecek. Ve muhteşem üçlüden kesinlikle bu da 6'ya eşit olacaktı. Orta tabanı buldum, 9. Yüksekliği de vermiş 10. Orta tabanla yüksekliğin çarpımından da biz alanı buluyorduk. Yamuğun alanı 90 geldi. Evet, açıortay görünce bakın Z harfi yapın, yaptık. İkiz kenarı bulun demiştik. Demek ki burayla burası eşit, bu da X. Şimdi dostum, dik yamuğun klasik hamlesi. İndir şuradan dikliği demiştik dostlar. Burası 3, burası 8. O halde burası x eksi 8. Gel şimdi şu üçgene bakalım. Özel bir üçgen mi diye düşündüm. Hani 6, 8, 10 olabilir mi? X'e 10 desem burası 2 oluyor, değil. Zaten şıklara baktığınızda da böyle rasyonel sayılar var. Mecbur şu Pisagor'u bir yapalım o halde arkadaşlarım. Hipotenüsümüz x karesi eşittir. 64 artı x eksi 8'in karesi olacak. Düzenleyelim. X kare eşittir 64 artı birincinin karesi ikincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dedim. Buradan x kareler gitti. Eksi 16x'i bu tarafa alırsam 16x eşittir 64 artı 64, yani 128. Demek ki x eşittir 128 bölü 16'ymış diyebilirim. Şimdi bunu da birazcık sadeleştirelim. Şöyle yapalım. İşte burası x eksi 8 niye yazdım ben ya? X eksi 3 arkadaşlarım. Çok pardon. Hemen düzelttim. X eksi 3, 3 burası ya. Şurası x eksi 3'ün karesi lan. O zaman burayı bir daha yazalım. X birincinin karesi, ikincinin karesi 9. Birinci ile ikincinin çarpımı da eksi 6x. Heh, şimdi oldu kardeşlerim. Şimdi daha düzgün oldu. Ne geliyor buradan? X kareler gitti yine. Eksi 6x'i bu tarafa atarsam 6x'tir. 64 ile 9'un toplamı da 73 yaptı değil mi dostlarım? O zaman x eşittir 73 bölü 6'ymış. Tamamdır, şimdi oldu. Evet, 24 numaralı sorudayız. Yamuk 12, 5, 5, 2, EF'de 16'ymış. Heh, şurası da 16 olduğuna göre alan DEC nedir diye de bir soru soruyor bize. Bakın şu kısım bir yamuk arkadaşlarım. Şu EC, DC'nin sol tarafı. Şurası bir yamuk değil mi dostlar? Şu kısım. Burası yamuk. Şimdi biz bu yamuktan faydalanıp şuradaki şu uzunluğu bulalım. Şuraya kadar olan kısmını bulalım dostlarım bunun. Başka ne yapabilirim ki? Başka da böyle değişik bir şey geliyor mu aklıma diye bir yandan da onu düşünüyorum. Yok, biz devam edelim. Burayı bulalım dostlar. Şuradan aşağı dik yamuk olduğu için dikliğimi indirdim. Burası 5. Şurada mavi alayım ya. Burası 5. Burası 2. 5 ise burası da 5. Burası da 5. Şuraya da 7 kaldı. Şimdi şuradaki şu paralellikten faydalanıp benzerlik yapalım dostlarım. 5 bölü 7. O halde 5 bölü 7 olmalı. Demek ki burası da 5. Bunu da söylemiş olalım. Yani biz şurayı 10 bulduk. 10. O halde şuraya 6 kaldı. Çünkü toplam 16 demişti bize. Şimdi şuradan bir yükseklik çizersem bu 2'ymiş. O halde şu üçgenin alanı, şuranın alanı 6 çarpı 2 bölü 2'den 6'dır dedim. Sonra şu inen yükseklik bak 5. Yine bu 6'ya inen yüksekliktir değil mi? D'den inmiş, 6'nın uzantısına inmiş. O halde üstteki üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den de 5 çarpı 6 bölü 2 15. Bana da sarının tamamını soruyor. 15 ile 6'nın toplamı 21'dir dedim. 25. sorumuz dostlar. Hemen gördünüz x x 4 var burada. Dik yamuk olduğu için şuradan aşağı bir diklik indireyim dedim. X ise burası da x olur. 4'tü tamamı, burası 4 eksi x olur. Diklikten diklik indi, bir öklit çakalım. Hatta yan kenarın öklitini yapalım.
x kare eşittir yakın olan 4 eksi x çarpı hipotenüsün tamamıydı. Yani 4. Evet, buradan da x'i arıyormuşuz zaten. Hemen matematik yapacağız şimdi. X kare eşittir 16 eksi 4x olur. Eksi 4x'i buraya alalım. X kare artı 4x eşittir 16 olur diyeceğim ama eksi 16 diyelim, eşittir 0 olsun. Çarpanlarına ayrılmıyor dostlarım. Zaten şıklara da baktığınızda hep böyle köklü şeylerin toplamı var. O halde delta'dan faydalanalım kökünü bulmak için. Delta b kare, yani 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 16 gelecek. Buradan 64, 16 daha 80 çıktı arkadaşlarım, delta. Şimdi hemen x'i bulalım. Kökleri şöyle buluyorduk. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'ydı dostlarım. Hemen eksi b'miz eksi 4 yapar. Kök delta, kök 80 yani. 4 kök 5 yapar. Bölü 2a'mız da 2 yaptı. Burası 4a değil miydi ya? Yanlış mı hatırladım ben? 4a olması lazım diye hatırlıyorum ama 2a mıydı? 2'ye bölelim. Eksi 2 artı eksi 2 kök 5. 2 kök 5 eksi 2 doğru cevaptır. Var mı? Var. 2 kök 5 artı 2 de doğru cevaptır. Zaten biri olacak şıklarda. İşaretledik, geçtik. Evet, yine bir dik yamuk dostlarım. Hemen şuradan aşağı artık diklik indireceğinizi biliyorsunuz. Burası 15, burası 9. Buranın tamamı da x'miş. X eksi 9'u da yazdım ben. Şimdi burada önce bir özel üçgen mi diye arayalım. 8, 15, 17 olur mu mesela? 17 desem x'e. 17 eksi 9, 8 yapıyor gerçekten. Evet, 8, 15, 17'yi sağladı. X gerçekten 17'ymiş. Pisagor yapmaya gerek kalmadı. Dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa ne yapıyorduk? Hemen ben olsam burada videoyu durdurur çözerim zaten dostlarım. Siz de yapın lütfen böyle. H kare, yani x kare eşittir 4 çarpı 12 idi. X kare eşittir 48. X eşittir 4 kök 3 paketledik. Şimdi şöyle yapalım. 27. sorudayız biz de. Bakalım kaç soru kalmış arkadaşlarım. Toplam kaç soruymuş bir ona bakayım. Yeni nesile kadar. 46 soruymuş. Biz kaçta kalmıştık? 27 tanesini çözdük. Ya burada bir duralım isterseniz arkadaşlar. Toplam 46 soru var. Videoyu çok çok uzun uzun yapmayalım. Burayı da iki parçaya bölelim. Klasik soruları da, yeni nesilleri de öyle yapacağım zaten. Şimdilik burada duralım. Bir sonraki videoda görüşürüz gobeller. Öpüyorum hepinizi. Abone olmayı unutmayın kardeşlerim.